Bugün neredeyiz? Bugün Konya Ovası'nda Kiyote Aral Tarla Günü'ndeyiz. Yoğun bir çiftçi katılımıyla Konya Karapınar yolu yaklaşık 40. kilometrede Kiyote'nin yeni ürünleri ve pazara sunduğu traktörleri tanıyacağız ve yoğun bir çiftçi katılımı var. Biz de bugün çiftçi kardeşlerimize hem Kiyote'nin ürünleri hakkında hem de tarım hakkında genel görüşler, röportajlar yapacağız. Şimdiden programı geçiyoruz. Tabii ki biz burada bugün düz günü ve arazilerde şu anda tam hazırlanmaya hazır bir tavda var. Ve biz de bugün çiftçi kardeşlerimize hem hal olacağız hem de Konya Ovası'nın çiftçi görüşlerini Agro TV ekranlarında ülkemizde, Türkiye'mizde buluşturacağız. Programımıza devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Kiyote Aral Tarla Günü'nde programımıza devam ediyoruz. Ve Kiyote Konya Bayisi Hasan Avcı ve Mustafa Çetin abimle beraber Kiyote'nin Konya'daki çalışmaları hakkında ve pazara hangi ürünlerle satış yapıyorlar bunlarla ilgili geniş bilgiler alacağız. Öncelikle Hasan kardeşimle başlamak istiyorum. Merhabalar. Merhaba, merhaba abi. Abi biz Türkiye Aral olarak Kiyote'nin Konya yetkili bayisiyiz, Avcı Traktör. Bu traktörlerimiz 26 beygirden 30 beygir, 60 beygir, 70 beygir, 80, 90, 100, 120, 130 ve 140 olarak şu anda piyasaya sürüyoruz. Elhamdülillah satışlarımız da fena değil, güzel. Çiftçilerimiz kullanıyor, memnun. Bugün de tarla günümüzde buluşmuş oluyoruz burada çiftçilerimizle. Konya pilavımız olacak inşallah. Evet, yani Konya'mızın vazgeçilmez, evet. Organizasyonun vazgeçilmezi evet. Konya pilavı. Ben bugün farklı bir kalabalık gördüm. Bu neden acaba? Şimdi artık insanlarda biraz doymuşluk var belirli markalara. Yeni bir marka. Güçlü olarak giriyoruz inşallah piyasaya. Biraz ondan diyorum ben. Evet. İddialıyız bu konuda yani. Ben bu konuda Kiyote'yi şu noktada takdir ediyorum. 26 beygir bahçe ve park bahçeler için, belediyeler için üretmiş olduğu bir traktör var. Bunun yanında 3 segmentte 140 beygir bir traktör var. Kullanmak nasip oldu. Şimdi burada traktörler nasıl şu andaki? Bunu da söyleyeyim ben. Yıl sonundan sonra daha büyük beygirlerle inşallah çiftçilerimizin karşısında olacağız. Burada belediyelerin park bahçeler çözümüne bu traktörleri de getirmişsiniz. Evet, evet, evet. Yani çok büyük çözüm sunuyor aslında belediyelere. 26 ve küçük traktör segmentinde çok iddialıyız. Yani büyüklerde de aynı şekilde ama küçük traktör çeşidimiz çok fazla bizim. Bu işte bu belediyelere, park bahçe, küçük bahçesi olan çiftçilerimize de hitap ediyor. Büyük beygirli olarak da zaten tarla işlerinde. İnşallah çiftçilerimizin hizmetine traktörlerimizi sunuyoruz. Evet, ben sizlere tekrar Kiyote'nin bölge satışları noktasında başarılar diyorum. Bol bereketli satışlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Mustafa Bey var orada. Evet, şimdi Mustafa abiye geliyoruz. Mustafa abi tabii sektörden tanıyoruz. Kendisi öncelikle bir çiftçi. Mustafa evet. Merhaba, hayırlı olsun tekrar. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim de 2000 dekar falan arazim var. Ben de bu sektöre el koydum. Hasan Bey ile beraberiz, ortağız. 2024 yılında bayiliğini almış bulunmaktayız. Sadece Konya değil, bütün İç Anadolu bölgesine bayisi olmayan şehirlere, bütün çiftçilerimize yardımcı oluyoruz, veriyoruz. Özellikle yakıtta çok iddialıyız. %25 tasarruf var kesinlikle. Güçte yine iddialıyız. Mesela bazı traktörlerde 100 beygir yazıyor, 80 beygir güç var. Ama bizimkinde 100 beygir yazıyor, 116 beygir güç var. Evet. Yani burada iddialıyız. Yani nominal güçlerde üst değerler evet, mevcut. Evet, evet, düğmesine bastığımız zaman 16 beygir daha artış var. Evet. Yani bu yaklaşık 30-40 beygir daha fazlalık var bizim traktör. Abi bir çiftçi olarak nasıl traktör siz de kullanıyorsunuz? Çok yakıt, güzel. Çekiş. Kabin çok geniş. Evet, kabin geniş. Onu gördüm. Evet. Buzdolabı var. Telefonu şarj ediyor. Lambalar, elektrikleri daha bir donanımlı olmuş. Gerçekten çok çiftçilerimizin görmesini isterim yani. Evet, bir çiftçi olarak bir çift dilinden tavsiye ediyorum diyorsun. Evet, evet, evet. Tavsiye ediyorum. Evet, evet, bu arada çiftçi kardeşlerim, Mustafa abi ovalı, hakiki ovalı. Evet, Mustafa abinin kesinlikle bir çayını kahvesini için Kiyote'yi bir inceleyin. Beklerim, Kiyote'nin beklerim. 26 beygirden şu anda 140 beygire kadar traktörleri var ve kabinleri çok geniş. Bu manada evet. Çiftçi kardeşlerimizin merakında olan bir traktör. Evet. Mustafa abi ben bol bereketli satışlar diliyorum. İnşallah, inşallah. Bölgemiz tarım için i̇nşallah. Sizler için hayırlısı olsun. Çiftçilerimizi yani denesinler. Verelim traktörü, verelim 10 gün 20 gün gitsinler denesinler. Görsünler yani kaliteyi görsünler. Demo traktörü de mevcut evet. Bu arada. Evet tabi tabi var. Demo abi gerekirse var. Kendi traktörünü verecek. Evet veririm veririm. Niye vermeyeyim ya, vereceğim. Ben de çiftçiyim yani. Evet. Ben de çiftçilikten geldim. Çiftçilerimize yardımcı olacağız. Kaliteyi tanıtacağız inşallah. Evet. İddialıyız yani. Evet. Biz de tekrar satışlarda bol bereket satışlar diliyoruz. Ve programımıza devam edeceğiz. Tabii ki Kiyote Aral'ın teknik müdürlerimizle teknik detaylar hakkında geniş bilgileri tekrar çiftçi kardeşlerimize sunacağız. Programımıza devam ediyoruz efendim. Sevgili dostlar, Kiyote Aral Tarla Günü'nde programımıza devam ediyoruz ve Kiyote kullanıcılarıyla beraber Agro TV ekranlarında devam ediyoruz. Tanıyalım.
İsmim Nadir Ünal, Yarmalıyım. Bu mahallede oturuyorum. Cihan Kaya'da da tanıyorum zaten yetki servis olduğu için. Baktım parça ve yedek servis iyi. Güvenceyi veriyorlar. Traktörlerde evet, denerken gördük. Hanemize inşallah hayırlı olur. Oral almayın. Kaçlık traktör aldık? Kaç beygir? 100'lük. 100 beygir. Şu anda ne kadar arazi ekiyorsunuz? Şu anda 100-110 dönüm yer var yani ekine gitmek. Ben şunu soracağım. Nasıl? Teknoloji nasıl? Kioti inceledik. Kioti'nin kabin teknolojisi. Aşağı yukarı bir aydır beri buraya ilk geldiğinden beri Konya'ya takip ediyoruz. Arkadaşlardan da soruyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre gayet iyi dediler. Sağlamlık yönünden de iyi diyorlar. Ha bize önemli olan sağlamlığı, az yakıtı. Ha yakıtta da az şişini aldık, güvencesini. Ha o şekilde olursa inşallah ovalarda tutulmaya devam etsin. Ha ne kadar iyi çok olur. Bizim için de o kadar iyidir yani. Evet, biz her zaman diyoruz ya çiftçinin aşkı traktördür. Bugün yakıt ve evet. Yakıt aşağısı olması lazım. Bir de güç. Bir de kendi performansını yenmesi lazım. Ha biraz önce de gördüğümde gücünü ve performansını yeniyor. Ha biz de hoşuma gitti. Evet. Görüştük. Hasan Beygiller de olsun. Onlar evet. Da böyle böyle. Bari kardeşimize güler yüzlü. Böyle evet. Gerçek esnaf bir kardeşimiz Konya adına. Onlarla yukarıda hayırlaştık. Hayırlı olsun. İnşallah Allah'ım tamamına. Allah öğretmek nasip etsin. Amin. Cümle. Evet şimdi her çiftçinin bir traktör alırken sebepleri vardır. Nadir abim de dedi ki bana yakıt lazım, servis lazım, yedek parça lazım. Zaten dedi servisimiz köylümüz. Ondan dolayı tercih ettim. Ben Kioti'yi aldım dedi. Allah güle güle kullandırmak nasip etsin. Mustafa abim. Evet sektörün içinde. Kendisini. Sağlıyor sebepler var. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Bereketli diyor biliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür. Evet. Evet. Arkadaşlar anket çekilişimizi hemen yapacağız. Evet. Ali abi hayırlı olsun. Sağlık. Kaçlık aldık? 100'lük. Evet. Niye Kioti tercih ettik? Hasan abim övdü gayet iyi dedi. Parçası. Kullandı. 4 gün kullandı. Aklı vardı. Parçasını abi ben arkasındayım dedi. Sat ikinci eli yok dediler. Ben alırım dedi. Bu da bende para çok dedi. Evet. Hemen al. Başka ne yapalım? Muhtara 2000 dönüm yerim var diyor. Evet. Tamam. Evet. Başka ne yapalım? Valla muhtar bizim, buradan her kişiye de alan her kişiye de elişer milyar hediye vereceğim dedi. Cebimize peşime veriyor değil mi muhtar? Evet evet aynen. Çok sevdim ben bu işi. 3-5 de alalım olmasa. Valla benim bile alasın geldi. Eski. Tarla bitti bizde tarla bitti. Var da tarla yarım havlu. Tarla bitti. Havlu daha var devam. Orada süreriz ya. Süreceksiniz zaten. Açığa yaptınız. Ha. Orada süreriz. Ali abi tarlaları komple süreceğiz Allah'a emanet. Kaç tane var? 50 tane var. Bu sene 2024 nadaslarını bize ayır. Musa abi senden mi? Tarlası. Evet Kioti'ye ait. Televizyonda reklam bu. Evet. Ha. Abi evet evet Ali abi şanslı. Evet. 2024'ün şanslı çiftçisi. Vallahi. Evet. İndirimdir. Abi 133.500'e buraya özel indirim yaptı. Tamam. 3.700 lirada 140'ı buraya özel indirim yaptı tamam. Abi. İnşallah Hacı abime de 3.500'den vereceğiz. Bu tür tüfeldi. Gel abi. Gel abi. Hoş geldin. Merhaba. Gel. Biraz istersen öyle. Traktör alıyorum. Merhaba muhtar. Esat abi kolaylık gelsin. Yok ben almam ama ben de. Ben garajda götürüp sergilerim başka şey yapmam. Allah Esat abi. Abi alacak adam size ben getiririm ama adam. Evet. Yoğun bir trafikler pazarının ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya ovamızın güzelliği bu diyoruz ya. Çiftçi heyecanlı. Para olduğu zaman harcıyor. Piyasaya renk geliyor. Ve para bankada beklemiyor sevgili izleyiciler. Demek istediğimi anladınız. Ve şimdi yanımda Kioti Aral Konya servisi Cihan Kaya kardeşimle beraberiz. Kısaca Kioti'nin pazara sunduğu ürünler hakkında kısa kısa teknik bilgi alacağız. Öncelikle tanıyalım. İsmim Cihan Kaya, Kioti yetkili servisim Konya. Traktörle kaç beygir satıyor şu anda pazarda? Genel teknik olarak. Şu anda yoğun olaraktan 100 beygir ile 140 beygirlerimiz talep var. Çok güzel motorlar. Garanti süreci olaraktan yüksek. Bu çiftçiye bir dezavantaj oldu. Ayrıca işte motorumuzda güç arttırma özellikleri var. Euro 5 motor, Euro 6 tabanlı bir segmentli motorumuz. Etbülü özelliği var. Partikül ve katalizör katanlı farklı ikisi de. Bu da yakıta tasarruf sağlıyor bizim için. Öyle yani. Evet. Bizde nasıl satışlar, talep nasıl? Satışlarımız yoğun ama yaşadığımız zamana göre İste etmez bir şey oluyor, düşüşler oluyor. Ama talep var yani. Evet. Biz de tekrar Kioti Aral'ın Konya Bayliği'nin satış noktasında sizlere başarılar diliyorum. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Yarmada, Karatay Yarmada'ki programımıza Konya'mızın genç emektar çiftçi kardeşlerimize kısa hasbihalle devam ediyoruz. Öncelikle tanıyalım. İsmim Şükrü Koç. Çiftçilik yapıyorum, Acıdört köylüyüm. Acıdörtlü, evet. Acıdört'te Konya'ya yaklaşık kaç kilometre? 30 kilometre. Evet. Nasıl, Kioti'yi nasıl bulduk?
Valla şu anda güzel. Parça sıkıntısı servis ağda varsa olabilir. Evet. Düşünüyoruz yani. Ne ekiyoruz? Ürün arpa, olarak? Buğday, çekirdek, mısır. Evet. Hepsinden. Doğuştan çiftçiyiz. Çiftçiyiz abi. Nasıl? Motora not verdik ya. Orijinal motor dedik. Evet. Traktör demek. Motor, çiftçi. Konya ovasının tabiriyle. Evet. Motora not verdik. Kaç not verdik? Şöyle 10 numara motor gözükür. Evet. Yani yapı güzel. Güzel yapmışlar. Teknolojik. Evet. Evet. Yapı olarak çiftçiye hitap eden bir traktör. Ve 26 beygirden 140 beygire kadar. Traktör kaç beygir düşünüyorsunuz? 140'ını düşünüyorum bunu. 140. Evet. Kullandık. Kullanmadım, bilmedim. Evet, ben kullandım. Allah not verin, güzel. Güzel. Diye, evet, çekiş. Çekiş düşünüyoruz bize. Evet, inşallah hayırlısı olur. Bir Allah nasip eder diyor. Bereketli bir yıl diliyoruz. Şöyle ellere bakıyoruz, nasıl ellere? Nasıl ellere bakıyoruz, nasıl ellere? Evet. Bak, kamerayı alalım. Evet. Çalışan eller bunlar. Hemen bir doldurun Mehmet Bey. Evet. Şimdi genç kardeşimizle devam ediyoruz. Tanıyalım. İsmim Yasin Koçak. Acıdört köylüyüm. Orada çiftçilik yapıyorum. Traktörler çok güzel. Hoşumuza gitti. Evet. Değerlendireceğiz inşallah. Kaç beygir düşünüyoruz? 140 beygir. 140 beygir. Arkadaşlar bir gelin. Şu anda kullandığınız bir traktör kaç beygir? Aşağı 130 beygir. 130 beygir. Evet. Alacağım, gel. Evet. Burada kullandınız. Performans güzel. Yakıt da iyiymiş. İyiymiş, beğendik, hoşumuza gitti. Servis ağı da güzelse değerlendireceğiz inşallah. Evet. Kioti'nin oldu olası burada yakıt konusunda iyi olduğu konuşuluyor piyasada. Kullanıcılar, bayiler ve özellikle çiftçiler yakıt yönünden çok iyi bir traktör olduğu bunu bahsediyor. Hangisi? Evet. Burada da aynı 101 diyorum. Yani. Çok hoşumuza gitti. Arkadaki işte, mesela değerlendirmesini yapacağız de artık ona göre. Evet. Evet, genç kardeşlerimize ülkemizin üretim yolunda emekleri yolunda başarılar diliyoruz. Tabii ki tercih, onların tercihleri güzel traktör. Kioti Aral Talay günlerinden programımıza devam ediyoruz. Karabağlı. Karabınlara Kioti'yi geldin, test ettin ve aldın mı? Bana olayı bir anlat, bugün neler yaşadın? Kafanda var mıydı almak? Ne seni etkiledi böyle? Tamamen tesadüf oldu. Ben sanayiye gidiyordum. Burada da reklam vardı. O yüzden durdum. Motora geldim. Motora baktım. Bir deneme yaptım. Yüzlük motora bir deneme yaptım. Çok güzel seri gidiyor motor. Motorda boğulma yok. Hatta gazı kestim. Gazsız da gidiyor o motor. O yüzden almaya karar verdim ve pazarlığımızı yaptık. Hiç hedefte bilen de yokken Avcı Traktör ver beynini sıkayım. Hayırlı olsun diyoruz. Bir alkış alalım mı? Evet, bir alkış yalım. Hayırlı mübarek olsun. Bu işe nasip kısmet. Yolda reklamı gördü. Nasip. Ben şimdi seni diğer yayına bırakıyorum. Oraya da bir röportaj ver kardeşim, buyur. Evet sevgili izleyiciler. Soluklu bir pazarlık demiştik. Evet, bu biten pazarlıktı. Biz de şimdi buradan. Her iki tarafa hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Müşterimiz güle güle kullansın inşallah. Evet. Kardeşim benim emzadem öncelikle. Ve hemşehrim, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu pazarlıkta %100 senin rolün var yalnız. Alan memnun, satan memnun hesabı. Hasan kardeşimize de yine bir. Ama şu var. Ova'ya, Türkmen Havarisi'ne motor satmak bir zevktir. Bak tabii, onu söyleyeyim. Öyle. Bir de o bölgeye girmemiz lazım. İnşallah arkasını getireceği için böyle çok büyük bir indirim yapacağız. Sazlı Pınar bölgesinde ilk motor bu. Evet. İnşallah arkası gelecek. Reklamını yapacağız. Evet. Hotamış'ın havarisine doğru bir adrese satılmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Her iki tarafa da. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı mübarek olsun. Kioti Aral'ın bugün Konya'daki güzel bir tala günündeydik. Yoğun katılımlı, çiftçi kardeşlerimizin özlediği bir tala günündeydik. Satışlarla, pazarlıklarla çiftçi kardeşlerimizin özlediği bir ortamı bugün solumuş olduk. Tabii ki bu teknolojiler ülkemiz pazarına girerken Kioti'de 26 beygirden 140 beygire kadar olan traktör modelleriyle şu anda ülkemiz tarımına, çiftçisine hizmet sunmakta. Biz de buradan Kioti Aral'ın tala gününden, Konya Ovası, Yarma'dan, Karatay Yarma'dan bütün izleyenlere, çiftçi kardeşlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Agro TV ekranlarından görüşmek üzere.